Evet sevgili dostlar, bu olağanüstü günlerde büyüklerinizi ziyaret edemediğiniz, sevdiklerinizle belki de yüz yüze paylaşamadığınız bir bayram yaşıyorsunuz. Beni evlerinize davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı bayramlar diliyorum. Huzurlu, sağlıklı ve keyifli bayramlar olsun. Her ne kadar keyifli olabiliyorsa. Gelelim konumuza. Fuji film ekosistemine ilk defa giriyorsunuz ve kendinize iki soru soruyorsunuz. 1. Hangi kamera? 2. Hangi kit lens? Birinci soruya cevap buldunuz. Ama şimdi önünüzde 3 tane seçenek var. Hangisini seçmeli? Başka sistemlerden geliyorsanız da kit lens kavramı haklı yere size ürkütücü geliyor. Ne de olsa kamerayı satmak için size ucuz, kalitesiz ve başka lens almaya zorlayan bir sistemle beraber satıyorlar çünkü. Daha önceki Fujinon lensleri ile ilgili içeriğimde de söylediğim gibi size iyi haberlerim var. Fuji'de kötü lens yok ama farklar var. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bugün 3 kit lensi inceleyeceğiz. XJ1545 f3.5-5.6, XF1855 f2.8 f4 ve XF16-80 f4 sabit. Bu sıralama ucuzdan pahalıya doğru giden bir sıralama. XJ1545 f3.5-5.6. Süper EBC kaplama, 3 asferik olmak üzere 9 grup halinde 10 lens, sadece 44,2 mm ve 135 gram ağırlığında en kısa, en küçük ve en hafif lens olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 3 stop görüntü sabitleme ve elektrikli zoom'a sahip. Bu elektrikli zoom gerekirse manuel olarak da ayarlanabiliyor. Tamamen plastik yapılı ve diyafram çarkı dahi olmayan XJ1545 f3.5-5.6 fiyatını böylelikle dipte tutmaya başarabiliyor. Bunun da yanlış anlamayın görüntü kalitesinden de ödün vermeyerek yapıyor. Buna karşın Süper EBC XF1855 f2.8-4R LM O ise 10 kümede 14 eleman, 3 asferik ve 1 ED'de dahil olmak üzere lens topluyor. F2.8 ile F22 arasındaki değişikliği her ne kadar çarkı varsa da rakamsız olduğu için ekranda görebiliyorsunuz. 4 stopluk OIS özelliği, tamamen metal yapısı, 70,4 mm'lik uzunluğu ve 310 gram ağırlığı ile tam orta sırada yer alıyor 3 lensin arasında. Gelelim en pahalısına. Süper EBC XF16'ya 80 mm, F4 sabit diyafram aralığı yani R, OIS ve WR lens 12 kümede 16 lensten oluşuyor. Bunların 3'ü asferik, bir tane de ED dahil olmak üzere. Tamamen metal yapısı ile kapalı haldeyken bile 88,9 mm'lik uzunluğu ve 440 gramlık ağırlığı ile en uzun ve en ağır lens 3 lens arasında. 0,25 büyütme oranına sahip bu lens özellikle 80 mm'de size pseudo makro çekimlere izin veriyor. Ve üçü arasında WR yani weather resistant, hava koşullarına dayanıklı, özellikle de X-T4 gibi hava koşullarına dayanıklı bir makine ile kullanıldığında -10 dereceye kadar kullanabildiğiniz bir lens. 16 basamaklı F4 ile 22 arasında rakamlı diyafram çarkı, 16-80 mm arasında odak çarkı ve önünde de bir manuel netleme çarkı bulunuyor. XF1855'te ise belirtmeyi unuttum. Diyaframı otomatiğe alma düğmesi ya da manuel. Bir de OIS'i kapatma ve açma düğmesi var. Bir fark da tripod üzerinde olduğunu anlayıp kendi kendini kapatan 6 stopluk OIS'e sahip olması bu lensi diğerlerinden ayıran bir diğer özellik. Bunlar teknik özellikleriydi. Bir de gerçek hayattaki kullanımlarına bakalım. Yaptığım detaylı incelemede ancak çok derinlemesine piksel piksel ele alırsanız göreceğiniz farkı görmenizin mümkün olmadığı her 3 lenste son derece keskin bir görüntü kalitesi sağlıyor. Şu anda görmekte olduğunuz görüntülerde fiyat farkından dolayı kayıp yaşamadığını göreceksiniz. Ve her 3 lensin bokeh yani arka alan bulanıklığı son derece lezzetli görüntüler veriyor. Yakın çekimde 16-80 biraz öne çıkarken diğer 2 lens içinde söylenecek kötü bir şey yok. Gayet başarılı yakın çekimleri var. Renk karakterlerine gelince XJ1545 ile XF1855 daha pastel tonlarda kalırken XF1680'in renk doygunluğunun birazcık daha
vurgulandığını göreceksiniz. Ancak RAW çekiyorsanız bunun hiçbir önemi yok. Lenslerin hızları bakımından fark iyice ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz burada f3.5'tan başlayıp f5.6'ya kadar giden XC diğerlerine göre biraz daha geride kalırken Savaş XF1855 ile f4 arasında geçiyor. İki lens arasında en geniş açılarında her ne kadar 1855 biraz önde gibi gözüküyorsa da 35 mm'den sonra bu fark ortadan tamamen kalkıyor çünkü F4'e kilitleniyor. İki stop avantajı 16'ya 80'i az bir farkla öne geçirdiğini görüyoruz. Odak uzunluklarına gelince de burada 16'ya 80 açık ara öne çıkıyor. Daha geniş açı isteyenlere 15-45, daha fazla odak imkanı isteyenlere de 18-55 geliyor. Netleme hızı bakımından 3 lens arasında doğrusunu isterseniz bir fark göremedim. Her 3 lens de son derece hızlı netleme sağlıyor. Video kanalında ise XC1545 beni şaşırtmaya devam ediyor. Yüz göz takibinde XF1855'i geçti ve XF1680 ile kafa kafaya geldi. Netleme geçişlerinde videoda hepsinde son derece yumuşak netleme geçişleri var ve bu konuda da hiçbir lensin diğerinden farkı yok. Farklar zoom in zoom out'larda ortaya çıkıyor. Bu konuda birinci lens XF1855 zoom in zoom out'larda hiçbir netleme sıkıntısı yaşatmadığı gibi size ışıkta da herhangi bir değişkenliğe sahip değil. Dolayısıyla videoda şimdilik bir numaraya bunu koyuyorum. XC1545'te bir yazılım güncellemesiyle düzeltilebilecek bir sıkıntı ışık kaybı yaşaması. Her ne kadar bir güncelleme geldiyse de ve daha yavaş zoomlamalarda, zoom in, zoom out'larda sorun hafif giderildiyse de XF16'ya 80'de zoom in, zoom out'larda netleme kayıpları yaşıyor kısa süreli. Ancak sabit odaklı çekimlerde her üç lensinde hiçbir sorun olmadığı gibi hepsi de gayet kaliteli video çekimine sahip. Dolayısıyla mesela 15 mm gibi büyük bir avantajı vloggerlar tercih edebilecektir. Ya da 80 mm gibi büyük bir avantajı 16-80'i tercih edebilirler. Gelelim sonuca. Bütçeniz kısıtlıysa zaten hiç düşünmeden almanız gereken lens XC1545. Sizi gerek fotoğraf kanadında gerek video kanadında hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacak, kalitesinden ödün vermeyecek bir lensle karşı karşıyasınız. Gücünüz yetiyorsa tartışmasız XF1680. Gerek odak uzunluğu avantajı, gerek mikro kontrastı ve renk karakteriyle, hem pseudo makro özelliği yakın çekimi, hem de inanılmaz lezzetli bokeh özelliğiyle, tek lens ile neredeyse her şeyi yapabileceğiniz bir lens olarak karşımıza çıkıyor. Ve inanın harika sonuçlar veriyor. Hibrit olarak kullanmak isteyeceğiniz lens,
hem fotoğrafta hem videoda dengeli ve sorunsuz sonuçlar için tartışmasız efsane XF1855 lens olarak tavsiye ederim. Ve fiyat bandında alabileceğiniz belki de en kaliteli lenslerden bir tanesi. Daha önceki bir içerimde de söylemiştim mükemmel lens yoktur diye. Ancak yine tekrarlayacağım. Fuji'de de kötü lens yok. Daha söylenecek çok şey var elbet. Ama bu söyleyeceklerimi lenslerin ayrı ayrı yapacağım geniş incelemelerini saklamayı tercih ettim. Dürüstlükten ödün vermeden artıya artı, eksiye eksi dedim ve demeye devam edeceğim. Çünkü siz doğru bilgiyi hak ediyorsunuz. Umarım bu içerik size değer katmıştır ve beğenme butonunu hak etmiştir. Abone olup beni destek ve yorumlarınızdan eksik etmeyen siz, fotoğraf çekmek kolay, ailesi, dostları. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Huzurla kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.